MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasının yakın tarihin en önemli irade beyanı olduğunu söyledi. Ayasofya'nın egemenlik sınırları içinde olduğunu belirten Bahçeli, eleştirilere de sert çıktı. Nerede ibadet edeceğimizi, nereyi cami olarak göreceğimizi, nereyi de açıp kapayacağımızı güç ve çıkar merkezlerine mi soracağız derken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine kulak verelim. Ayasofya'nın ibadete açılmasına sayılı günler kala MHP lideri Devlet Bahçeli Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı'ya açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması muazzam bir karar. Yakın tarihimizin en önemli irade beyanı. Danıştay net ve tartışmaları düğümleyen bir karar verdi. Ayasofya egemenlik sınırlarımızın içinde. Nerede ibadet edeceğimiz, nereye cami olarak göreceğimiz, nereye açıp kapatacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bileceği bir meseledir. Hariçten gazel okuyanların şikayet ve sızlanmaları anlamsız, temelsiz ve dayanaksızdır. Türkiye ne yapıp yapmayacağını güç ve çıkar merkezlerine mi soracak? Şayet sorarsak bağımsızlıktan, onurlu duruştan, egemenlik haklarından nasıl bahsedilecek? Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet'le Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karşı karşıya getirilmeye çalışıldığına da dikkat çekti. Bu çabalara karşı uyardı. Ayasofya fethimizin simgesi, ecdadımızın emaneti, Büyük Hakanımız Fatih'le Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşı karşıya getirmek, tarih ve kültür alanında tehlikeli kutuplaşmaları imal etmek ağır bir sorumsuzluk. 567 yıl önce İstanbul'u fetheden yükseliş ruhuyla 98 yıl önce işgalden kurtaran diriliş ruhu bir ve aynıdır. Bahçeli'ye çoklu baro düzenlemesi de soruldu. Düzenlemeye muhalefet eden CHP'ye sert eleştiriler getiren Bahçeli, avukatların özgürleştiğini söyledi. Düzenlemeyle avukatlar özgürleşti, barolar demokratikleşti, savunma güçlendi. CHP niye rahatsız oluyor? Marksist-Leninist örgütlerin baskısıyla CHP ambargosundan kurtulan avukatların önü açıldı. Kılıçdaroğlu çoklu baroya bölücülük diyor. Bölücülerle kimin düşüp kalktığı, terör örgütleriyle kimlerin hedef birlikteliği yaptığı belli.